2025 emeklileri için kötü haber. Makas çok açılacak. Emekli maaşlarında yaşanan son gelişmeler emeklileri yakından ilgilendiriyor. Özellikle 2024 ve 2025 yıllarında emekli olanlar arasında önemli bir maaş farkı oluşması bekleniyor. Emeklilik sisteminde yaşanan son gelişmeler özellikle kök emekli maaşı 12500 TL'nin altında olanları yakından ilgilendiriyor. Meydana gelen %30'luk maaş farkı, ok sayıda insanı endişelendiriyor. Emeklilik dilekçesi zamanlamasının önemi 5510 sayılı kanundaki güncelleme katsayısı hesaplama yöntemi, 2024-2025 yılları arasında emekli maaşlarında ciddi bir fark yaratıyor. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerine yapılan toplam %86-16'lık zamma rağmen, 2024 yıl sonu enflasyonunun %40'lara ulaşması bekleniyor. Bu durum, emeklilik dilekçesini 2024'e verenler ile 2025'i bekleyenler arasında büyük bir uçurum oluşturuyor. OVP'de hedefler gerçekleşir ise, şu anki maaşlarla Ocak 2025 maaşları arasında %30'u geçen bir fark meydana gelecek. Örneğin, şu an 35 bin lira emekli maaşı alan birinin, Ocak 2025'te maaşı 26.500 TL'ye kadar düşebilir. Bu düşüş, düşük maaş alan emeklileri de etkileyecek, 11.800 Türk lirası olan bir maaş, 9.000 TL'ye kadar gerileyebilir. Kök aylık ve alt sınır uygulaması tartışmaları Emekli maaşlarında uygulanan 12.500 TL'lik alt sınır, birçok vatandaşı yanıltıyor. Bu uygulama geçici olup, esas olan kök aylıktır. Gelecekte, alt sınır artırılmazsa, sadece kök aylık baz alınacak. Ayrıca, bu alt sınır uygulaması, sistemdeki dengeleri bozduğu gerekçesiyle tartışma konusu oluyor. Hükümet, konuyla ilgili çalışmalar yürütüyor.